Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 22. ve 23. haftasının ikinci videosundayız. Bu videoda ne yapacağız? İki noktası belli doğrunun eğiminden bahsedeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Analitik düzlemde A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi. Eğer iki nokta verilmişse bu doğrunun eğimi nasıl bulunur? Sizin PDF'de ya daha doğrusu kitapta yazıyor bu. Ama ben anlatabilmek için bu şekilde sildim oradaki bilgileri. Hadi birlikte bulalım. İki nokta arasındaki uzaklığı bulurken de aynı şey yapmıştık. Bir nokta verilmiş sana analitik düzlemde ne yapıyorduk? Eksenler olan uzaklıkları bizim için önemliydi. Şuradaki noktamız x1. Buradaki noktamız y1 olsun. Şuradaki noktamız x2. Buradaki noktamız da y2 olsun. Evet bu iki noktadan geçen doğrunun eğimini bulmaya çalışacağız. Doğru eğim, eğimi deyince aklımıza ne geliyor? Eğim. Yani eğim derken tanjant alfa geliyor. Hadi bakalım tanjant alfa bulalım. Dik üçgen lazım hocam bize. E, dik üçgen şurası da x2. Dik üçgeni nasıl elde edebiliriz? Hop şöyle bir dik dörtgen oluştursak şuradaki yamukta. Dik üçgen karşımıza çıktı mı? Çıktı burada. Hocam buradaki dik üçgende burası alfa iken tanjant alfayı bulmaya çalışacağım. Bak burası da alfa diye mi? Evet. A, bu alfaya ait dik kenarlarda karşı bölü komşu mu diyeceğiz? Evet. Bu kenar neye eşit? Buradaki uzunluğa eşit. Burası da y2 eksi y1'dir. E hocam şu kenar neye eşittir? Buradaki kenar eşittir. Yani burası nedir? x2 eksi x1'dir. E şimdi Eğim'e bakacak olursak eğim dediğimiz tanjant alfadır. O da tanjant alfada karşı bölü komşu. Yani y'ler farkı bölü x'ler farkına eşittir. Evet eğim deyince aklımıza tanjant alfa kesinlikle geliyor. Ama iki noktası verildiğinde de y'ler farkı bölü x'ler farkı. Eğim deyince direkt bu iki durum aklımıza gelecek gençler. Evet iki nokta arasındaki uzaklığı da bu şekilde ispatlamıştık. Zaten size e eğim de bu şekilde ispatlanmış oldu. Hadi bakalım bunların sorularına. Analitik düzlemde A ve B noktalarından geçen doğru x ekseniyle pozitif yönde 135 derece açı yapıyor. E, eğim açısı o zaman nedir arkadaşlar? 135 derece. E, i̇ki noktadan geçen bir doğru verilmiş. O zaman eğim açısı da verilmişse eğimden bahsedebiliriz. Eğim tanjant 135'e eşittir. Bu da eksi tanjant 45'e eşittir. Bu da eksi 1'e eşittir değil mi? Dik üçgen çizdiğin zaman 45 45 90 üçgende 1 bir, 1 ise burası kök değil mi? Evet. E tanjant 45'te 1 bölü 1'den 1 çıkıyor. E de 2 noktası verilmişse y'ler farkı bölü x'ler farkı. Yalnız y'ler farkı bölü x'ler farkı yaparken hangi noktadan başladığınıza dikkat edin. Bu noktadan başladıysanız hep y'ler farkı bu değilsen x'ler farkını da aynı şekilde başlamak zorundasın. E o zaman burada y'ler farkı k eksi 2 bölü x'ler farkı eksi 4 eksi 1 diyeceğiz. Yani eksi 1 eşittir k eksi 2 bölü eksi 5 geldi. Buradan artı 5 eşittir k eksi 2'den k'yı da kaç buluruz gençler? 7 olarak buluruz. Evet örnek 7'nin doğru cevabı 7 çıktı. Geldik örnek 8'e. Örnek 8'de de ne demiş? 3 tane nokta verilmiş ve bunlar doğrusalmış. Hmm, doğrusal ne demek? Arkadaş şu 3 tane noktayı doğrusal bir çizeyim bakayım ben şöyle. A noktası 1'e 2. B noktası eksi 2'ye 3. Ve C noktası da x'e 5 diye verilmiş. Bu noktanın doğrusal olmasını iki farklı şekilde düşünebilirsiniz. A, B, C noktalarından bir üçgen oluşturulabilir mi? Hayır. ABC B, üçgenin alanı eşittir 0 diyebilirsiniz. Hani 1 bölü 2 çarpı böyle noktaları yazıyorduk. 3 tane nokta en üsttekini bir daha yazıyorduk. Çapraz gidiyorduk hatırlarsanız. Hani bu şekilde de sonuca ulaşabilirsiniz. Birinci yol bu. Alanı eşittir sıfır. Çünkü A, doğrusalsa üçgen oluşamaz. Üçgen oluşamadığı için alanı yoktur. Yani sıfırdır diyebilirsiniz. Peki başka nasıl yapabilirsiniz? Şimdi dikkat edin arkadaşım. Bu iki noktaya bakacak olursanız sadece ve sadece A ve B'ye bakacak olursanız bu doğru üstünde. Hocam bu doğrunun eğimi A, B'nin eğimidir. E aynı zamanda B ve C'ye bakacak olursanız da hocam B, C'nin eğimi de bu doğrunun eğimini veriyor. Her ikisi de o zaman aynı doğrunun eğimini vermiş oluyor. O zaman ikişerli eğimleri birbirine eşit olmuş oluyor. Yani büyük ihtimalle bak okuldaki sınavınızda da çalışıyorsanız bununla ilgili bir soru mutlaka gelir. Hani atıyorum işte 11. sınıftaysanız şu anda 11. sınıftayken de böyle bir soruyla karşılaşırsınız büyük ihtimalle. E o zaman arkadaşlar burada bu ikisinin eğimi de bakın eğim AB de bana D doğrusunun eğimini veriyor. Eğim BC de bana şey doğrusunun bu D doğrusunun eğimini veriyor. Hatta eğim AC de bana neyi veriyor arkadaşlar? Bu doğrunun eğimini veriyor. Yani bundan sonra şunu da kodlayabilirsiniz ama kodlamayı da çok sevmiyoruz. Yorum yapıp kendiniz bulun bunu. Evet 3 nokta doğrusalsa ikişerli eğimleri birbirine eşit olmuş oluyor. Ben şuna bakayım. Şu ikisine bakacak olursam yeterlidir. İsterseniz eğim AB eşittir. Eğim AC de diyebilirsiniz. Fark etmez. Eğim AB eşittir. Eğim BC'ye bakacağım ben. Eğim AB'yi yazayım. Eğim AB nedir? Y'ler farkı. 3 eksi 2 bölü. X'ler farkı. Hep sağdan sola doğru gidiyorum. Bakın. Eksi 2 eksi 1 eşitmiş. Eğim BC. Yine 5 eksi 3. Y'ler farkı bölü. X'ler farkı x eksi eksi 2'den dolayı x artı 2 yapıyor. İstersen şöyle yazayım. x eksi eksi 2 şeklinde yazın. Burada da genelde bu işlem hatası yapılıyor. Yani buradan ne geldi? Yukarısı 1 bölü aşağısı eksi 3 eşittir. Yukarısı 2 bölü aşağısı da x artı 2 yaptı. İşler işler yapınca x artı 2 eşittir eksi 6'dan. X'i de buradan kaç buluruz? Eksi 8 olarak buluruz. Yani cevabımız böylelikle eksi 8 çıktı arkadaşlar. Evet örnek 8'i de -8 bulduk geldik örnek 9'a. Dik koordinat düzlem dik, dik koordinat sisteminde çizilen eşkenar üçgen ve düzgün altıgenin çevre uzunlukları birbirine eşittir. O zaman ben buradaki bir kenara A diyecek olursam A A A, A diyecek olursam çevresi 6A. Bunun da çevresinin 6A olması için burası 3A alması lazım. Tamam bir kenarı 3A olacak. Peki yok 6A'ysa ise, 6A'ysa ise, 3 tane o zaman bir kenarı 2A olacak arkadaşlar. Değil mi? 2 4 6 çünkü 6 ay 3'e böldüğümüzde 2 ay yaptı. Buna göre D doğrusu neyi Nedir diye soruluyor. Eğim denince aklımıza bakın. Eğim denince ya tanjant alfa gelecek ya da iki noktası belliyse iki noktası binden doğrunun eğimi gelecek aklınıza. E burada bu doğruya ait alfa yok. Aa, uzatırsan sen belki bulabilirsin. Şuraya alfa dersin ama dik üçgen var mı? Yok. Dik üçgen oluşturur, oluştururken de şöyle yapabilirsin ama buradaki de baya bir işlemede gidecektir. Peki ben ikinci ihtimali düşünsem. Hocam şu noktayı ve şu noktayı bulacak olursam y'ler farkı bölü x'ler farkı yaparım olay biter. Çünkü eğim deyince aklımıza iki şey gelecek. Ya tanjant alfa o da dik üçgenli sorularda ya da ne gelecekmiş iki noktası bilinen doğrunun eğimi. E bu da bu doğru üstünde iki tane özel nokta var. Bir eşkenar üçgenin tepesi bir de şurası arkadaşlar. Buradaki noktada bir altıgenin bir parçası değil mi? Hadi bakalım işlemimizi yapalım. Şimdi burada ne yapabiliriz? Arkadaşım burada valla bu noktayı bulmak istiyorum. Eksenler olan uzaklıkları bizim için önemli. Şu ve şu değil mi? Evet. Hocam şunu da çizmeme gerek yoktu ama neyse. Çizdik. A'ya A yaptı. Eşkenar üçgen olduğundan 30 30 yaptı. E hocam 30'un karşı sayısı 60'ı karşı A köküştür. A buradaki noktayı buldum. A birim sağda A kökü çıkardı. A virgül A köküş noktası yaptı. Şimdi gelelim buradaki noktaya. Buradaki noktayı bulmak için de eksenler olan uzaklıkları bizim için önemli. Bu ve bu e, çizdiğimizde nereye geleceğini bilmiyoruz ama şu dikey uzunluğu bulursak olay bitti. Şuradan diki çizelim. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece. Hocam burası 60 derece. E burası A. E burası da A. E bu 120 derece. O zaman burası da 60 yaptı. 90'ın karşısı A iken 30'un karşısı kaç yaptı? A bölü 2 yaptı. Hocam burası da A. 90'ın karşısı A iken 30'un karşısı A bölü 2 yaptı. Şöyle toplam kaç yaptı? A bölü 2 ile A bölü 2'nin toplamı A. Bir daha da toplarsak 2A. 2A birim solda. Yani burası eksi 2A'ya. E, 30'un karşısı A bölü 2 ise 60'ın karşısı A bölü 2'nin kök 3 katı yapacaktır. Yani burası da bu kadar yukarıda. A bölü 2'nin kök 3 katı kadar yukarıda. O zaman arkadaşlar her şeye çıktı. Bu iki nokta çıktı. İki noktası binden doğrunun eğimini artık bulabiliriz. Y'ler farkı. Yani A kök 3 eksi A bölü 2'nin kök 3 katı. Y'ler farkı bölü. X'ler farkı. X'ler farkı da A eksi eksi 2 a diyeceğiz. E, bu yukarısı kaç yaptı? A kök 3 bölü 2 yaptı. Bölü aşağısı ne yaptı? 3 a yaptı. A'lar ne oldu? Bu da ne yaptı o zaman? Kök 3 bölü 6'ya eşit oldu. Cevabımız kök 3 bölü 6 oldu. Ne olur ne olmaz doğru verildiğinde eğim bulduğunuzda e, sağa mı yatık sola mı yatık diye bakın. Valla ben bakıyorum bazen eksi işaretini şey yapıyorum. Gerçi iki noktadan gittiğiniz zaman yla farkı bölü x'a farkı ya pozitiftir ya negatiftir direkt çıkar ama Tanjant alfalı şekillerde de sağa e, sağ mı yatık sola mı yatık diye bakmanız tavsiye edilir. E, burada sağ yatık olduğundan pozitif doğru bir sonuç bulmuşuz. Dolayısıyla cevabımız ne yaptı? Kök 3 bölü 6 yaptı arkadaşlar. Evet örnek 9'u kök 3 bölü 6 bulduk. Geldik örnek 10'a. Dik koordinat sisteminde A ve B noktaları verilmiş bir de P noktası verilmiş. P artı PB toplamının en küçük toplamını en küçük yapan Y değerini bulunuz diye söyleniyor arkadaşlar bize. E, ne yapacağız? Valla bunu yorumlayacağız. Analitik düzlem çizelim arkadaşlar. ÖSYM bununla ilgili eskiden çok böyle takıklı sorular soruyordu. Bu, bu ara sormuyor ama belki de sorabilir belli olmaz. Analitik düzlemde kaba taslak bir noktayı belirleyelim. A noktası 3'e 1. Bakın şurası A noktası 3'e 1 diye belirleyelim. B noktası da eksi 4'e 2. Eksi 4'e 2 noktası da şurada olsun. B noktası da eksi 4'e 2 noktası olsun. C noktası özel bir durum mu? Evet. Genelde zaten böyle özel durumlar verildiği zaman analitik düzlem çizeceğiz arkadaşlar. Tabi analitik düzlem çizmeden de yorum yapabiliyoruz ama e, özellikle üçgen üçgen dediğinde yapıyoruz onu. E, özel durumlar verildiğinde de bu şekilde analitik düzlem çizmenizi tavsiye ediyoruz. Evet sıfıra y noktası. Allah Allah sıfıra y noktası nerede? Düşün nerede? Apsi sıfır ordinatı y olan bir nokta. Hocam şuralarda bir yerlerde. Y eks'en üzerinde ama neresinde? Onu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Öyle bir p noktası varmış ki sana diyor ki PA ile PB'nin toplamını en küçük yapan değer nedir diye soruluyor. Öyle bir yerde seçeceksin ki PA artı PB en küçük olacak. Acaba böyleyken mi? Ya da böyleyken mi? Ya da şöyleyken mi toplamları? Ya da böyleyken mi? Acaba ne zaman? Arkadaşlar, arkadaşlar doğrusallık önemli bir yere ait şeyde analitik geometride. Sıkıştığınız zaman doğrusallığı düşünün. O nokta tam olarak şurada olursa arkadaşlar P noktası sıfıra Y tam burada olursa PA artı PB en az değerini alır. Çünkü şu iki uzunluğun toplamı en az doğrusal olduğunda oluyor arkadaşlar. Evet yani B, P, A doğrusal olduğunda ne oluyormuş arkadaşlar? PA artı PB en az değerini alıyor. E evet, tamam doğrusal. O zaman ne diyeceğiz? Eğim BP ile eğim BP ile BP ile doğrusal şartını biraz önce yaptık. Eğim PA birbirine eşittir ya da eğim BA birbirine eşittir diyeceğiz arkadaşlar. E ben burada P y'li bir şey ya eğim BP dediysem eğim BA diyeyim. Her ikisinde de çıkar da ben şunu ve şunu seçeyim isterseniz. Yoksa eğim BP eşittir eğim PA desen de çıkacaktır zaten herhangi bir sıkıntı yok. Eğim BP'yi yazayım. Eğim BP Y'ler farkı Y eksi 2 bölü X'ler farkı 0 eksi eksi 4 diyeceğiz. 0 eksi eksi 4 eşittir. Eğim BA'ya bakıyoruz eğim B A Y'ler farkı yani 1 eksi 2 bölü X'ler farkı. Bak gel aldık kafa karıştırmamak için hep sağdan sola doğru çıkarım yapıyorum. Yani sen 1 eksi 2 bölü eksi 4 eksi 3 dersen yanlış olur. Buradan 1 eksi 2 diye başladıysan devamında da 3 eksi eksi 4 demelisin. 3 eksi eksi 4 olacaktır arkadaşım. Yani y eksi 2 bölü 4 değil mi? Alt taraf art 4 yaptı. Yukarısı eksi 1 aşağısı da 7 yaptı. Buradan ne geliyor? 7y eşittir. 7y eksi 14 eşittir. Eksi 4 yaptığından dolayı. Buradan da 7y eşittir. Eksi 10 yaptı. Değil mi? Yok artı 10 yaptı. Y'yi de buradan kaç buluruz? 10 bölü 7 olarak buluruz. Zaten bizden ne isteniyor? Bu toplamın en küçük değeri isteniyor arkadaşlar. Eğer sorumuz şöyle olmuş olsaydı. Yani cevabımız 10 bölü 7. Sorumuz şöyle olmuş olsaydı. PA artı PB uzunluğunun en küçük değeri nedir diye sorulmuş olsaydı. O zaman P sorulmayacaktı ki. PA ile PB yani BPE doğrusal kabul edecektiniz. Sizden direkt ne istenecekti o zaman? Ee, bunu en küçük yapan PA artı PB en küçük yapan değer doğrusaldır. Direkt iki nokta arasındaki uzaklık olacaktı arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edin. Bakalım belki de bir sonraki soruda onu sorduk. Evet giderse en kısa yok. Burada iyi ki bahsetmişim. Tekrar söylüyorum. Eğer bizden PA artı PB'nin en küçük değeri sorulmuş olsaydı. Toplamın en küçük değeri sorulmuş olsaydı. Bizden o zaman şu doğrusal kabul edecektik. Yani şu x'in toplamı BA uzunluğu olmuş olacaktı. O zaman iki nokta arasındaki uzaklığı yapacaktınız arkadaşlar. Neyse geldik örnek 11'e. Aynı soru hemen hemen aynı soru. K noktasında bulunan bir kuş. Evet K analitik düzleme modellenmiş. K noktasında bulunan bir kuş yerdeki A, B, C, D, E noktalarında bulunan solucanlardan hangisini alarak L noktasındaki yuvasına giderse en kısa yolu kat etmiş olur diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar şuraya bakalım. Ben şurada bir nokta var. Buradan geleceğim. Şuradan bir yem alacağım. C'den mi B'den mi bilmiyorum. Rastgele çiziyorum. Buradan yeme alıp şuraya gideceğim. Böyle gittiğim zaman şu ikisinin toplamının en az değeri nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bak aslında daha önceki çözdüğümüz bizim dik üçgendeki soruya benziyor. A artı B'nin en az değeri nedir diye soruluyor. Ya daha doğrusu A artı B en az değerini aldığında buradaki Hangi yemi almıştır diye soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar daha önce hatırlayın. Bak şöyle bir soru yapmıştık. Şu artı şunun toplamının x artı y'nin toplamının en az değeri neydi diye sorulduğunda. Ee, ne yapıyorduk? Şunun katlamasını alıyorduk ya da öbürünün katlamasını al. X'ken x ve x artı y en az ne zaman olur? Toplamları doğrusal olduğunda olur diye söylemiştik. Hatırla dik üçgende yapmadık mı böyle? Yaptık. Hatta buraya 4 dedik. Buraya atıyorum kaç diyelim? 12 diyelim. Buraya da 6 diyelim. Hop böyle 4 burası. Ee, buraya şey demeyelim. Burası da 4 olmasın. Burası kaç olsun? Neyse ya önemli değil. 6 olsun. Ondan sonra ne yaptık? Dik üçgene karşılık getireceğiz diye söylemiştik. Hop şöyle dik dörtgen 4 ise 4. İşte buradaki uzunlukta 8 olsun demiştik. 8. Sonra Pisagor bağıntısından cevaba ulaşacaktık arkadaşlar. Değil mi? Aynı mantıkta soru aslında bak şimdi dikkatli ol dikkat dikkat şu ikisini buraya kuş buraya konup ondan sonra uçacak buraya buraya uçtuğunda aldığı en az yol için hangi yemi almıştır diye soruluyor bize. Büyük ihtimalle C'den biri de hangisi olduğuna bakalım. Ne yapıyoruz bir tanesinin katlamasını alıyoruz aslında simetri konusu gibi de düşünebiliriz ama simetri de sorulabilir bu soru ama simetri de bunun daha farklısını sordum. Evet şu katlamasını aldım arkadaşlar hani bu 3'e 1 noktası ya. 3'e 1 noktası. Şunun katlamasını aldım. A iken burası da A. A artı B en az ne zaman? En az ne zaman? Ee, bu A ve B'yi taşıyan noktalar doğrusal olduğunda doğrusal olduğunda en az değerini alır. E ben burada katlamasını aldığımda hocam burası 3'e de Yani burası 3 birimi burası da 1 birim. Burası da 1 birim oldu. O zaman bu aşağıda yine sağda 3 birim. Ee, aşağıda 1 birim olduğu için buradaki nokta ne yaptı? Eksi 1 yaptı. Yani şuraya da L üssü diyelim. O zaman bu kuşun aldığı yolun en az olması için şuradaki noktaya da ben K diyeyim istersen yo ne diyeyim K L M diyeyim istersen M noktası da X'e 0 gibi bir nokta değil mi? Evet. M noktası X eksen üzerinde olduğu için X'e 0 gibi bir nokta. K M ve L üstünün ne olması lazım? K M ve L üstünün doğrusal olması lazım. Eğer bu doğrusal olursa biz burada şeyden bahsedebiliriz arkadaşlar bu A artı B'nin en az değerinden bahsedebiliriz. Hadi bakalım doğrusal olsun madem bu. Şu doğrusal olduğunda artık ben şuna bakacağım. K, M ve L üstüne bakacağım. Burada bu ne demek? Eğim K, M demek. Eğim K, L üstü demek. Ya da eğim M, L üstü demektir arkadaşlar. Ama burada M her ikisinde kullanmayayım ben. Eğim K, M'yi kullandıysam eğim K, L üstünde kullanırsam daha iyi olur. Yoksa burada ne olacak? Her ikisinde kullanmış olacağım. Her ikisinde de x değeri olmuş olacak. Evet eğim km'yi yazalım. Eğim km nedir? Y'ler farkı yani 0 eksi 2 bölü x'ler farkı. x eksi eksi 4 eşittir. Burada eğim KL l bakacağım. K l üstü yani y'ler farkı. Eksi 1 eksi 2 bölü x'ler farkı. 3 eksi eksi 4 diyeceğiz. Buradan eksi 2 bölü x artı 4 yaptı burası eşittir. Eksi 3 bölü 7'ye eşit oldu. Buradan işler dişler yapacak olursak. Eksi 3x eksi 12 eşittir. Eksi 14 yaptı. Buradan da öbür tarafa attığımız hatta buraya atalım. 2 eşittir. 3x yaptı. Buradan da x'i de 2 bölü 3 olarak buluruz arkadaşlar. Yani x'in 2 bölü 3 olduğu yer neresi? B noktası değil mi? O zaman bizim cevabımız ne yapacak arkadaşlar? B. Yani B'deki yemi alırsa arkadaşlar. Böyle gelip böyle gittiğinde. O zaman K'dan buraya uğrayıp L'ye gittiğinde en kısa yolu kat etmiş olur. Güzel bir soru. Daha sonrasında arkadaşlar bakın toplamları biz bunu böyle genelleyecek olursak. Şimdi şöyle bir şey var. Şurada genelleyim hatta bakın. Eğer bundan sonra şöyle bir şey görürseniz. Şöyle bir şey görürseniz. Arkadaşım şu iki nokta ve şuradan bir nokta al derse bize. Bunların toplamının en az değeri nedir diye sorulur, sorulduğunda doğrusal kabul edeceksiniz. Evet bu nokta şurada olursa şu ikisinin toplamı en az değer olur. E peki hocam bir nokta burada bir nokta da şurada olursa ne olacak? İşte şu ikisinin toplamının en az değeri sorulduğunda da o zaman bir tanesinin yansımasını alacaksınız. Bir tanesinin yansımasını alıp yansımasını alıp şuradaki nokta yansımasını alıp bunun doğrusallığına bakacaksınız arkadaşlar. Şuradaki doğrusallığa bakacaksınız. Yani A, B ve C. C'nin bu doğruya göre simetriğini alıp ya da yansımasını alıp Ondan sonra A, B ve C üstünün doğrusallığına bakacaksınız. Bazen de bunun yani şöyle bir şey yorumlayabiliriz. Ne dedim biraz önce? Bir nokta burada bir nokta burada. Buna şart doğrusu diyelim. Eğer şartın farklı bölgelerindeyse o zaman toplamlarının en küçük değeri sorulduğunda doğrusal kabul edeceksiniz. Şartın yine aynı bölgesindeyse bu sefer şartın zıt bölgesine getirip doğrusallığına bakacaksınız. Yani daha da genelleyecek olursak eğer bir şartımız varsa ve iki noktamız varsa toplamlarının en küçük değeri soruluyorsa bize şunu yapacaksınız. Şartın zıt bölgesine noktaları taşıyacaksınız bunu unutmayın. İlerleyen zamanda onunla ilgili bir tane daha sorun var arkadaşlar. Bu sefer farklarının en büyük değeri onu da orada ispatlarım. Farklarının en büyük değeri sorulduğunda da şartın aynı bölgesindeki doğrusallığa bakacaksınız. Tamam mı? Şartın aynı bölgesindeki doğrusallık farklarının en büyük değeri oluyor arkadaşlar. Şu an sadece öyle olduğunu bilin. Bazı arkadaşlar o tipte sorularda görebilir. E ne olur ne olmaz ben burada bunu söylemek istedim. Yani ben burada konu anlatırken size eksik bir parça bırakmak istemiyorum. O yüzden şey yaptım burada. İleride sanırım 8. videoda falan bir ispatı olacak arkadaşlar. Bakalım. Şimdi geldik örnek 12'ye. Aa güzel bir şey tanımlamışım. Bak çok güzel bir soru. Tam böyle sınavlık bir soru. Zor mu? Değil. Bakalım biraz da dönüşümü de içeriyor içinde. Dönüşüm de işin içine girmiş oluyor daha doğrusu. Bakalım dik koordinat sisteminde D1, D2, D3 dik dörtgenlerinin ağırlık merkezleri sırasıyla Hocam D1'inki 5'e 5'miş. D2'ninki 10'a 10'muş. D3'ün 15'e 15. Sonra 20'ye 20. 20 5'in katları şeklinde gidiyor. Ta ki işte 100'e kadar. Sonra D-1, eksi 2 eksi 3 de şu şekilde tanımlanmış. İkinci bölgede. Hocam D-1 de eksi 5'e 5 olarak tanımlanmış. Hmm. Sonraki ne oluyor? Eksi 10'a 10. Sonraki ne oluyor? Eksi 15'e 15 şeklinde tanımlanıyor. Sonra başka bir şey demiş mi? Dikdörtgenler kenarları eksenlere paralel. Eyvallah. Bir de kenar uzunlukları 2'ye 4. Evet şurası 2 birim burası da 4 birim. Tamam. Buna göre diyor D8 ve D-13'ü bul diyor bize. Arkadaşım dikkat edersen. Şimdi dikkat et. D1. D1 dediğimiz ne? D1 dediğimiz olay şu. 5'e 5. D1 dediğimiz 5'e 5. Yani D1 5'e 5 yazayım. D2 nedir? D2 dediğimizde 10'a 10. Yani 5'e 5'in 2 katı değil mi? Evet. D3 dediğimiz nedir? 15'e 15. Yani nedir? 5'e 5'in 3 katı. Diye 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 gidiyor. O zaman D8'i ben bulabilir miyim arkadaşlar? Evet. 5'e 5'in 8 katı. Yani 40'a 40 olacaktır. E aynı şekilde devam etsek öbüründe d-1 neye eşit? d eksi 1'e bakalım. Eksi 5'e 5. E 5. d-2 neye eşit? d-2 de bunun iki katı eksi 10'a 10. Sonra gidiyor gidiyor gidiyor. Öbürü kaç? d-13. d-13'ü bulalım. d-13 de arkadaşlar bunun 13 katı. Yani bu ne yapıyor o zaman arkadaşlar? 13 katı eksi 65'e 65 mi yapıyor? Evet. İşte bize diyor ki D8 ve D-13 dikdörtgenleri arasındaki en kısa uzaklık çizildiğinde bu doğru parçasını taşıyan doğrunun eğimi nedir diye soruluyor. D8 40'a 40 analitik düzlem çizeyim arkadaşım. Analitik düzlem çizip 40'a 40'lık yeri göstereyim. Mesela burada 40'a 40'lık yer burada. Şöyle rastgele çiziyorum. Sonra öbürü de eksi 65'e 65'te. Eksi 65'e 65'i de şurada çizeyim istersen. Şöyle çizdim. Ben bu dikdörtgenleri çizecek olursam şöyle çizecek olursam ve bu iki nokta arasındaki uzaklık isteniliyor bizden şimdi arkadaşlar yok. D8 ve D-13 dikdörtgenler arasındaki en kısa uzaklık çizildiğinde en kısa uzaklık hangisi arkadaşım? Hop hocam şu değil mi? Bunun bu zaten biraz daha üstte bu da üstte üst ve sağ ve sol yakınlarını aldığım zaman şunları bulacağım. Yani ben buradaki Neyi bulacağım arkadaşlar? Buradaki noktaları bulacağım. Ben şuradaki uzunlukların 2'ye ve 4 olduğunu biliyorum. Şu D 13. Eksi 65'e kaçtı burası? Şuraya yazıyorum. Eksi 65'e 65'ti. Hocam ben buradan şu köşeye gelirken ne yapmak zorundayım? Hocam şuradan bir birim aşağıya. Çünkü iki birim ya burası tam ortası. Bir birim aşağıya. iki birim sağa mı gideceğim? Evet. Bir birim aşağı gittiğimde o zaman ordinatı değişiyor. 64 mu oluyor ordinatı? Evet. Çünkü bir azaltacağım. 64. Ee, sağa gideceğim. Sağ 2 birim gitmek demek ne demek? O zaman 2 birim sağa gideceğim. Yani 2 birim toplayacağım. Yani eksi 63 mi yaptı burası? Evet buradaki noktayı buldum. Şimdi bunu bulalım. Buradaki nokta neydi arkadaşlar? Buradaki nokta da 40'a 40'tı galiba değil mi? Evet 40'a 40 noktasında ben şunu bulurken ne yapacağım? Hocam 1 bir birim sola gideceğim. Çünkü burası yok 2 birim sola. Burası 4 birim ya 2 birim sola gideceğim. Yani apsi azaltacağım. Yani 38'e kaç yapıyor? 1 bir birimde yukarı çıkacağım. Çünkü burası 2 birim olduğundan dolayı. 1 bir birim yukarı çıkmak demek 40'ı 1 bir birim yukarı götüreceğim. 41 yapıyor. İşte bizden ne isteniyor? Bu D8 ve D-13 dikdörtgenleri arasındaki en kısa uzaklık çizildiğinde, şunu çizdiğimde bu doğru parçasını taşıyan doğrunun eğimi nedir diye soruluyor. 2 e, noktası belli mi? Belli. O zaman eğim, y'ler farkı. Yani 64-41 eksi bölü x'ler farkıdır eksi 63 eksi, eksi 63 eksi 38'e eşittir. O zaman bu 64'ten 41 çıkınca 23 geldi bölü eksi 63 eksi 38 de 83 daha 11 e, 9 burası da 101 mi yaptı? Evet. Ama eksi 101 mi yaptı? Evet. Yani cevabımız eksi 23 bölü 101'e eşit oldu arkadaşlar. Evet. Böylelikle arkadaşlar 12. sorunun cevabını da eksi 23 bölü 101 bulduk. Güzel bir soru. Yeni nesil bir soru. Analitikte yeni nesil soru yazmak zordur. Buyurun size bu şekilde böyle bir soru yaptım. Büyük ihtimalle bu soru mantığını ÖSYM birkaç sene içerisinde mutlaka karşımıza getirir. Çünkü güzel bir mantık işin içerisinde dönüşümde var. Ama sağa ve yukarı gitmeleri zaten hepimiz biliyoruz. Sağa sola gitme ve yukarı aşağı gitmeyi dönüşümden saymayabiliriz. Bunu rahatla siz de yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet gençler böylelikle galiba burayı da bitirdik. 2 iki noktadan geçen doğrunun eğimini de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ne anlatacağız? Doğru denklemlerine giriş yapacağız. Doğru denklemlerinin konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.